Sinem'in kanalına hoş geldiniz. Bugün size bir köşe çalışması göstereceğim sizlere hanımlar. Evet, küçük bir parça kumaşım var elimde. Şöyle hemen kolay köşe çalışmasından zorlanan hanımlar için size püf noktalarıyla göstereceğim. Sadece kumaşınızın sadece eğrilikleri olmasa daha düzgün çıkar kumaşınız. Kaç santim kenar istiyorsanız onun iki katı ölçümle yapabilirsiniz hanımlar. Eğer 4 santimlik bir katlama payı istiyorsanız 8 santim bir ölçüm yapacaksınız. Evet, kumaşın iki katını şöyle bakın, düz yüzü, burası ters yüzü. Ters yüzünden yapıyoruz çünkü çevirdiğimiz zaman düz yüzü meydana gelsin diye. Hanımlar, iki katı üst üste getiriyoruz. Evet, eğer 4 santimlik bir kenar payı, kenar katlama yeri istiyorsanız 8 santim çalışıyorsunuz. Her zaman bir katı daha fazla ekliyoruz üzerine. Evet hanımlar, bu kapattığımız, şöyle göstereyim size, kapattığımız açık olan iki tarafından biz ölçümünü yapıyoruz. 4 santim istiyoruz ama 8 santime işaret koyuyoruz hanımlar. 8 santime işaret koyduk. Evet, şöyle bakın hanımlar, işaret koyduktan sonra size bir kolay yolunu göstereyim. Hemen bunu dümdüz cetvelle kapalı tarafa doğru, hiç eğrilik yapmadan, şöyle cetvelinizi yukarıya doğru götürmeden dümdüz dik bir açıyla buraya bir uzun çizgiyi çiziyoruz hanımlar. Evet, bakın şöyle bir çizgi çizdik buraya. Çizgimizi hemen ne yapıyoruz hanımlar? Bakın bunu buradan katlıyoruz hanımlar. Şöyle göstereyim size. Bakın çizgimiz burada. Biz bu ucunu hanımlar alıyoruz. Bakın bu üçgen ucu bu çizgiye doğru katlıyoruz hanımlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Bakın şuraya hemen bir iğne takın. Birkaç tane takabilirsiniz. Bu kumaş kaymayan bir kumaş. Kaygan kumaşlarda da yine birkaç tane iğne takabilirsiniz. Ölçtük hanımlar, 8 santim. 8 santime bir işaret koyduk. Yukarıya doğru bir çizgi çizdik. Dik bir çizgi çizdik hanımlar. Burada bir üçgen meydana geldi. Bu üçgeni hemen şöyle bakın, şuradan göstereyim. Şöyle katlıyoruz. Bakın şöyle yakınlaştırayım size. Elimizde şöyle bir üçgenimiz var. Bu ucumuzu böyle getiriyoruz hanımlar. Bakın tam çizgimizi geçmesin. Size kolaylık olsun diye bu yöntemi anlatıyorum. Hanımlar, şurayı böyle ne yapıyoruz? Elimizle düzeltiyoruz ve şuraya bakın, buraya bir tırnak ütüsü yapıyoruz. Şöyle hemen ütünüz yanınızda yoksa hemen tırnağınızla bir şöyle bastırıp tırnak ütüsü yapıyorsunuz. Eğer hemen yakınızdaysa ütünüz, ütü de yapabilirsiniz. Hanımlar bakın şöyle katladık. Şöyle küçükken origami sanatı vardı. Katlama sanatı bunun gibi. Şöyle bir katladık. Evet hanımlar, katladıktan sonra bakın, katladıktan sonra şu çizgiyle işimiz yok. Bakın bu çizgiyi dikiyoruz. Bu katladığımız, tırnak ütüsü yaptığımız yeri buraya iğne takıyoruz hanımlar. Buradan şu ütü yaptığımız çizgiyi şu kısma kadar, bakın küçük biraz boşluk bırakacağız. Şöyle bir parmak kadar orayı dikmiyoruz. Şuradan isterseniz elde dikin, isterseniz makinede dikin. Dikişi şuradan getirip tamamen dibinden bitirmeyin hanımlar. Buradan çünkü katlama yerimizi biraz bırakıyoruz. Unutup dikerseniz de tekrar küçük sökükler atarsınız hemen. Hanımlar şöyle bakın, buradan diktiğimizi farz edelim. Şöyle ben size çevireyim. Ütü yaptığımız yerden diktik. Hemen
Bakın göstereyim size. Şöyle çevirdik. Ve köşemiz meydana geldi. Evet. Tabii ki bakın hanımlar, burayı diktikten sonra, şurayı diktikten sonra küçük bir santim, minik bir santim. Ben şu anda kesmiyorum çünkü dikmedim. Şurayı dikiş varsayalım. Bu iğneli yeri dikiş varsayalım. Ve şuradan bakın şu kadar kesik bize yeter. Buradan diktikten sonra tamamen dibine kadar, bitirene kadar kesiyoruz. Kestikten sonra isterseniz önce köşenizi yapın, hemen kesmeyin. Belki yanlış yapmış olursunuz. Kumaşınızı araya vermeden önce bir şöyle çevirip bir bakın. Baktıktan sonra eğer köşeniz böyle olmuşsa kesimini sonradan da yapabilirsiniz hanımlar. Buradan bıraktığımız boşlukları da şöyle hemen bakın. Bir parmak kadar bir küçük bir boşluk bırakmıştık. Bunu da hemen hanımlar şöyle bir katlama yapıyoruz. Çünkü buradan da tekrar dikişine geçeceğiz canlarım. Yine aynı boyda şurayı da yapıyoruz. Bir iğne de buraya takayım hemen. Aslında çok zor görünse de köşe yapımı çok kolay. Makinede çekildiği zaman daha da muntazam görünecektir. Eğer köşe yapımını beğendiyseniz bir beğeni butonuna tıklamayı unutmayın hanımlar. Bildirim butonuna tıklamayı unutmayın. Çiçek böcek birkaç tane emoji gönderirseniz çok sevinirim. Yapamadığınız, yapmak istediğiniz ne varsa bana resmini atıp gönderebilirsiniz. Sinem'in 44'lük dünyası Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı günlerde kalın.